Değerli dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu cumartesi, cumartesi tahminlerini vereceğim. Baya bir maç var, güzel maçlar var arkadaşlar. Dört tane yaklaşık karşılaşmayı burada yorumlayacağım sizlerin göz önünde. 5 ee, taş maçını yorumlayacağım. Kendimizden o maçı tek maç olarak alabiliriz, ele alabiliriz. Diğer üç maçı da vereceğim arkadaşlar. Güzel maçlar değerlendirebilirsiniz kardeşlerim. Şimdi maçlarımıza geçmeden önce şu kombinleri de vereyim arkadaşlar. İlk başta kombinleri vermek istiyorum. Bu e, 185 ile yani kafamda planladığım bir kombin. Bugün Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. 26 karşısında kendi sahasında. Leipzig Bayern Münih de Bayern Münih 0-2 çift şans. 1-26 ona Bayern Münih'in kaybedeceğini düşünmüyorum. Güçlü bir ekip. Leipzig'e karşı iyi oynar. 1-55 güzel bir kombin. Değerlenmek isteyen bu şekilde alabilir. İsterseniz de ayrı şekilde tek tek alın değerlendirin arkadaşlar. Ee, i̇lk yarı birer gol arkadaşlar. Leicester Manchester City. İlk yarı bir gol. O maçında e, arkadaşlar karşı gol var şeklinde değerlendirebilirsiniz. Chelsea Aston e, burada da arkadaşlar ilk yarı bir gol bekliyorum. 2.5 gol üstüne gideceğini düşünüyorum arkadaşlar bu maçında. Güzel bir karşılaşma. Ve diğer bir e, Bundesliga ekibinden ilk yarı bir gol yaptığım bir kombin. Hoffenheim ilk yarı bir gol. Bunu Augsburg ilk yarı bir gol arkadaşlar. 1.62'lik güzel bir kombin. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Geçelim bu maçları hemen yorumlayayım. 4.5'te arkadaşlar Greenford Wolfsburg karşılaşması var. Burada Wolfsburg çok ağır basıyor. Greenford o kadar iyi bir ekip değil arkadaşlar. Zaten belli arkadaşlar. Çok kötü bir ekip. Ee, yeni katıldılar bunu ligine. yine. Bir maçta bir berber kalmış. Bir atıp bir gol yemiş. Bu sene bunlar düşer arkadaşlar. Kötü bir ekip. Wolfsburg bir maçta bir galibiyet almış. iki atıp bir gol yemiş. İsterseniz maçın içi oynayın. Burada Wolfsburg'un kazanacağını yani e, düşünüyorum. Mas sonuçlu 2.5 gol üstüne de gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani ben deplasman 1.5 gol üstü alabilirsiniz. Wolfsburg en azından 2 gol atar. Mas sonucu 1 2 şeklinde bayisini de alabilirsiniz arkadaşlar. Burada değerlendirebilirsiniz. Bayer Leverkusen Dortmund karşısında arkadaşlar. Bu maçta da Bayer Leverkusen 2. E, sırada Dortmund 5. sırada gözüküyor arkadaşlar. Bir maçta bir galibiyet aldı. Kendi evinde 4 atıp oynayamadı hala. Dortmund bir maçta bir mağlubiyet aldı. Bir atıp iki gol yedi. Dep basmanda kışır kötü başladı. Freiburg'a kaybetti. Nasıl büyük şike. Burada Leverkusen kendi evinde kazanmış. Leverkusen kendi evinde kazanmış. Yani ters gelen bir ekip. Direkt bu maça karşı gol alabilirsiniz. 1 nokta sorundan. Oran düşük derseniz de 1.34 oranından da 2.5 gol üstü şeklinde payısınızı alabilirsiniz. Arkadaşlar 3.5 gol üstüne de giderdi düşünüyorum. 1.83 oranı var. Bunu da riske atıp almak isteyenler 3.5 gol üstü alabilir arkadaşlar. 2.5 gol üstü barajında biteceğini düşünüyorum. 5'teki maç Leicester Manchester City, İngiltere Premier League arkadaşlar. Burada Leicester City 1 gol açılmış. E, Manchester City arkadaşlar Leicester City'de 4.80 2.5 gol üstüne 1.60 oran açılmış. Karşı gollerine 1.69 yukarıda 1.70 oran açılmış arkadaşlar. E, Baktığımız üzere yani Manchester arkadaşlar bir maçta bir mağlubiyet almış e, arkadaşlar. Bir gol yemiş. İstihade bir maçta bir galibiyet almış. Bir atıp gol yemiş arkadaşlar. Burada karşı gol var. Değerlendirebilirsiniz. 1.70'lik bir yüksek oran var. İki takımda birini atacağını düşünüyorum. Oranlar değişiyor durmadan. Bak her şey oluyor arkadaşlar bu maçta. 1.5 gol üstü maç boyunca ee, benim gözümde bankodur. Burada Manchester City'nin kazanacağını düşünüyorum. 1.40 oranından da masum bir alabilirsiniz. Yani burada arkadaşlar Manchester City'nin kazanacağını düşünüyorum harbi. Yani maç o kadar şey ki buçuk üst barajında bence biteceğini düşünüyorum. 9 korneri değerlendirebilirsiniz. 1.39 hiç yani bulaşmaya gerek yok. Korner bahisimizde bu maçı götürebiliriz. 8.5 üst korner barajı. Gol bahisi almak isteyenler de arkadaşlar. Yani gol bahisi almak isteyenler ee, burada arkadaşlar. Depasman 1.5 gol üstü alabilirsiniz arkadaşlar. Depasman 1.5 gol üstü düşünüyorum. Nerede arkadaşlar oranın burada? Evet 1.53 orandan deplasman 1.5 gol üstü alabilirsiniz arkadaşlar. Bu başında da ee, bulur arkadaşlar. İsterseniz 8.5 üst gönder, isterseniz deplasman 1.5 gol üstü. Mainz'de 1.5 gol üstü alabilirsiniz. 8'deki Beşiktaş yine de Malatya Spor. Beşiktaş'a 1.23 oran açılmış. Yeni Malatya'ya 6.40. 2.5 gol üstüne 1.47 oran açılmış. Karşı koruyana 1.70. Yok oranda 1.69. Beşiktaş iyi, iyi, bir başlangıç yaptı. 3 maçta 2 galibiyet aldı. 1 beraber kaldı. 4 atıp gol yemedi hala. Beşiktaş kendi evinde iki maçta iki galibiyet aldı. Dört atıp gol yemedi. Yeni Malta Spor bir maçta bir galibiyet almış. Depasman'da bir atıp o da gol yememiş arkadaşlar. Depasman'da kazanmış. Göztepe'ye karşı. Beşiktaş takıma karşı sonuç maçını kazanmış. Bir 0 üstün içeride dışarıda arkadaşlar. E, bir 2019'da kendisi aslında kaybetmiş. Bu maçın no olur arkadaşlar? Bir ve arkadaşlar. 2.5 e, buçuk gol üstü gözüküyor. Yani 2.5 gol üstüne gideceğini düşünüyorum. Ama 1 ve 1.5 gol üstü ben diyorum. Beşiktaş'ın kazanacağını 1.5 gol üstü olacağını düşünüyorum. Ee, yani yeni Malatya'nın da gol atarlığı var arkadaşlar. Yeni Malatya'nın da gol atarlığı var. Bir atıp da gol yiyememiş zaten. Beşiktaş'a karşı da ters bir ekip mi arkadaşlar desek. Yani Beşiktaş'ın evinde genelde 60. 2018'de ondan bu yanında gol 2009'da 60. Ondan sonra da e, 2009'da 2019'da yenmiş hatta deplasmanda. Beşiktaş'ın sahasında. Beşiktaş'ı yenmiş ama bu kadarıyla Beşiktaş kaybetmez. Bir ve üst şeklinde bahisinizi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu da tek maçımız olabilir. Beşiktaş yeni Malta Spor. Bir ve üst. Yani o kombide değerlendirin. O de kaçırmayın arkadaşlar. Bu derlediğim size verdiğim arkadaşlar. Beşiktaş masumcu bir. Alpiz Bayern Münü. Bayern Münih'den 0-2 çift şans arkadaşlar. Bayern Münih maçına da o da arkadaşlar isterseniz de karşı korvar şeklinde de alabilirsiniz. Düşük bir oran ama o şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu 4 maça da ayrı bir kombine 2.5 gol üstü bahislerini değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yaptığınızda mesela arkadaşlar Beşiktaş'a 1 ve 1.5 gol üstü 1 ve 1.5 değil arkadaşlar. Şu şekilde alabilirsiniz. Voskut 2.5 gol üstü, Dortmund 2.5 gol üstü 2 maçın da üst biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Gollü geçecektir. 2 takım da e, gol atacaktır Bu maçlara gollü bahisler oynayabilirsiniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani bu maçın da 2.5 oyuncu var vardı arkadaşlar. Bu maçta sakat oranlar değişebiliyor. Ee, dünkü maçın oranlarına nazaran gelmiş arkadaşlar ama şu an bir çalışma üzerindeyim. Gol toplam e, toplam golle maça nasıl biteceğini çözmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Çoğu maçta da çıkıyor. Bunlar takipimizde. 5'te 2.5 gol üstü. Bu maçta da arkadaşlar ee, yani bu maçta arkadaşlar ev sahibi bir gol atarana girebilirsiniz. Mesela böyle bir kombin riskli bir kombin yapabilirsiniz. Böyle bir kombin yapabilirsiniz arkadaşlar. Vostok 2-22'lik yüksek bir güzel bir oran yaptı. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hangisini değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Güzel maçlar. Herkese yapacağı bahislerde bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar. Videomuza da bu videomuza da emeği saygısından bir like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayan kardeşlerimizi kanalımıza bekliyorum. Takip videolarımız geliyor arkadaşlar. Kanalımızı takipte kalın. Herkese bol şanslar arkadaşlar.